Koronavirüs salgınının çocuklara etkilerini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dalından Profesör Doktor Ergin Çiftçi değerlendirecek Skype konuğumuz. Sayın Çiftçi, hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Çiftçi, koronavirüs salgınında bu virüsün çocuklara çok bulaşmadığı tespiti yapılmıştı. Çok etkilemediği söylenmişti. Ama son yapılan araştırmalar ve son görülen vakalarda durum biraz farklılaştı gibi. Çocuklar üzerindeki etkileri neler? Evet, sonuçta bu hastalığın özellikle yaşlıları etkilediğini ve olumsuz etkilediğini biliyoruz. Ama sonuçta çocuklar da bu hastalıktan etkileniyor. Çocuklarda hastalık görülme oranı yaşlılara göre, daha ileri yaşa göre oldukça az. Çocukların biraz daha az hasta olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında hastalandıkları zaman da hastalığı çoğunlukla belirtisiz geçirdiklerini veya daha az belirtiyle daha hafif geçirdiklerini söyleyebiliriz. Ama sonuçta altta yatan bazı hastalığı olan çocukların daha ağır geçirmesini de beklemiyor değiliz. Daha küçük yaşta olmalarına rağmen hayatını kaybeden çocuklar da olmuştu. Yeni doğan çocuklarda da anneden kaynaklı bulaşan virüs vakaları görülmüştü. Fakat bu koronavirüsün başka etkileri var gibi görünüyor. Örneğin İtalya'da ve İngiltere'de Kawasaki diye bir hastalığın adını duyar olduk sıkça. Nedir bu? Evet, aslında Kawasaki hastalığı çok eski bir hastalık. Tanımlayan kişi Tomisaku Kawasaki adlı bir Japon çocuk doktoru tarafından 1967 yılında tanımlandı. Yani çok eski bir hastalık aslında ve çok da gizemli bir hastalık. Özellikle Japonlarda çok sık görülüyor ama dünyanın her tarafında görülen bir hastalık. Bizim ülkemizde de görülüyor, Avrupa'da da, Amerika'da da görülen bir hastalık. Nispeten gizemli bir hastalık. Niçin öyle diyorum? Çünkü pek çok hastalığın aslında neden olduğu tespit edilebildiği, bunu başlatan bir mikrop mudur, mikrobik bir hastalık mıdır veya başka bir sebep midir, işte bu genetik midir, kalıtsal mıdır, çevresel bir faktör müdür? Pek çok hastalığın sebebini bugün için biliyoruz. Fakat aradan geçen 50 yıldan uzun zamana rağmen Kawasaki hastalığın nedenini bilemiyoruz. Ağır bir hastalık olduğunu söylemeliyiz Kawasaki hastalığının ve aslında çocuklardaki bulaşıcı hastalıklara benzeyen bazı özellikleri var. Şöyle kısaca özetleyebiliriz. Çoğunlukla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor. Yüksek ateşle seyrediyor. 5 günden uzun süren, yani uzun süreli 39 santigrat derecenin üstünde ateşle seyreden bir hastalık. Onun dışında belli bulguları var çocuklara baktığımız zaman. Mesela çocukların gözlerinde kızarıklık olması, boyundaki lenf bezlerinde şişlik olması, çocukların boğazında kızarıklık olması, dilinin çilek dili gibi görünmesi, dudaklarında çatlama, soyulma olması, ellerinde, ayaklarında şişlik olması ve daha sonra bu bölgelerdeki derinin dökülmesi, soyulması, vücutta işte kızamağa benzer diyebileceğimiz döküntülerin olması, bunun gibi bulgularla seyrediyor hastalık. Ve önemli bir hastalık çünkü ağır tablo yapabildiği gibi aynı zamanda kalp damarlarında çok ciddi olumsuzluklar oluşturuyor. Kalp damarlarını genişletiyor, bizim anevrizma dediğimiz ve bu şekilde miyokard enfarktüsüne, yani kalp krizine neden olabilecek ciddi sonuçları olan ağır bir hastalık diyebiliriz Kawasaki hastalığı için. Peki Sayın Çiftçi, İtalya'da ve İngiltere'de sıkça vakaların görüldüğü söyleniyor. Bu geçmiş yıllarda da görülüyor muydu yoksa koronavirüsle birlikte gerçekten bir artış mı var? Aslında Kawasaki hastalığı bizim çok eskiden beri bildiğimiz, takip ettiğimiz bir hastalık. Zaman zaman hastalık sıklığında artış olur. Bunun hep aslında bir mikrobik hastalık olduğu, yani bir çeşit mikrobun buna neden olduğu ve bunu henüz tespit edememiş olduğumuz, hep üstünde durulan bir şey olmuştur. Gerçekten çok araştırma yapıldı. Bugüne kadar böyle bir şey saptanamadı. Ama sonuçta salgın hastalıklarda da biliyorsunuz bazı dönemler olur. Yani mevsimsellik olur. Yani bir dönemde hastalık artar ama daha sonra azalır. Bu sonuçta ve belli mevsimlerde, özellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde bizim yarı küremizde biraz daha sık görüldüğünü söylemek gerekir.
Zaman zaman biz kendi ülkemizde de böyle salgın dönemleri Kawasaki hastalığı için görüyoruz. Buna rastlamış olabilir belki. Acaba koronavirüs ile ilişkili midir? Bunu söylemenin çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Şu yüzden, çünkü biz Kawasaki hastalığı tanısı koyduğumuz zaman buna neden olan bir sebep var mıdır? Özellikle bir enfeksiyon hastalığı var mıdır diye biz incelemelerimizi yaparız. Geçmişte de pek çok virüsün Kawasaki hastalığına eşlik ettiğini görmüşüzdür. Bunlar soğuk algınlığı virüsleridir çoğunlukla. Rinovirüs, influenza virüs, parainfluenza virüs gibi virüs enfeksiyonlarıyla eşlik ettiği görülmüştür ama sonuçta bu virüslerin buna yol açtığını söylemek mümkün değil. Bunu daha çok bir rastlantısal birliktelik olarak yorumlamak daha uygun olur. Şu an sonuçta koronavirüs salgını sürüyor. Bu dönemde elbette çok sayıda çocuk da hastalandı. Bunların bir kısmında Kawasaki hastalığı gelişmiş ve iki etken rastlantısal olarak bir arada olmuş olabilir. Ama diğer taraftan hastalığın nedenini bilmediğimiz için acaba bu koronavirüs enfeksiyonu Kawasaki hastalığını tetiklemiş olabilir mi? Bu olabilir, bu speküle edilebilir ama sonuçta bunu kanıtlamak için çok daha fazla veriye ihtiyaç var gibi görünüyor. Peki, Profesör Doktor Ergin Çiftçi, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum.